Merhabalar, hepinize iyi pazarlar. Bugün konuğum bir yönetmen, Ferit Karahan, Okul Tıraşı filminden, çok popüler, şu an çok üstünde bahsedilen Okul Tıraşı filminden, bol ödüllü filmin yönetmenliğinden kendisini tanıyacaksınız. Ferit, hoş geldin. Teşekkürler davetin için. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Ferit, bir şey sormak istiyorum. Bu kadar karmaşık, bu kadar karışık bir dünya içerisinde söyleyeceğin sözü sanat yoluyla söylemek ve bu dünyanın karışıklığından kendini sıyırarak bunu söylemek, içinde bunların da barındığı bir cümleyle bunları söylemek zor oluyor mu bazen? Ya aslında çok da zor değil. Nerede durduğunu bilirsen. Hı-hı. Yani ayaklarının bastığı yerin farkındaysan esnafını tanımlamak o kadar da problem değil. Yani bir ideolojisi olmasından bahsediyorsun kesinlikle, insanın kesinlikle. Değil mi? Yani hayata baktığı bir pencere olmasından. Ya yani yaşama bir noktadan bakması gerekiyor bence. Hı hı. Yani ben belki de ben öyle filmler yani ürettiğim için öyledir. Yani ben biraz da politik konteksti olan filmler üretiyorum. Hı hı. Politik kontekstin içinden çıkan filmi üretiyorum. Yani hem biçimi hem de muhtevası politik filmi üretiyorum. Biraz da o yüzden. O yüzden çok zorlandığımı söyleyemem. Fakat kendimi de izole etmiş durumdayım. Yani hem sosyal medyadan, hı hı, hem de çok böyle işte Beyoğlu'nun ya da Kadıköy'ün keşmekeşinden vesaire filan. Çok fazla insanla görüşmem, genelde inzivaya çekilirim. Hı hı. Bir şey yazmam sosyal medyada, onu yanlış bulurum. Çünkü bence bir özellikle yazan ve işte daha doğrusu yazan bir insan için orası bir ifade alanı olduğunda kendi sanat yapıtlarını biraz öteliyor ya da artık ona gerek duymuyor. Çok zaman alan da bir şey bir yandan da. Efor takip istiyor. Etmek vesaire filan yani. Gündemin bizim gibi ülkelerde takip edilebildiği tek yerde maalesef orası ama. Evet, maalesef öyle. Ama bu kadar siyasetin hani bizi biçimlendirdiği davranış biçimlerimizi, yani her olaya beyan yetiştirici gibi davranan birisi olmamayı tercih ediyorum. Hı-hı. Yani çok politik olmama rağmen. Yani, evet. Yani bu benim kişisel tercihim. Daha çok hani okumayla, yazmayla, izlemeyle geçiyor benim zamanım. Ne bileyim, ailemle uğraşmakla geçiyor. Yani şeyi anlamaya çalışıyorum. Çünkü bu çok özel bir durum. Bir yönetmenin hem dünyayla bu kadar ilgili olması hem de dünyayı en özgürce öğrenebileceği yer olan günümüzde bu ülkede sosyal medya olan bir platforma girmiyor olması ve oradan takip etmiyor olması ve ya da o büyük girdabın içinden kendisini sıyırmış olması çok özel bir durum. Peki haberleri nereden takip ediyorsun? Ben takip ediyorum sosyal medyayı ama bir şey yazmıyorum. Yani, anladım, şimdi anladım. Belli başlı kanallar var zaten, birkaç tane kanal kaldı. Güvenilir, evet. Evet, yani. Haber kanalı. İngilizce kaynaklara da bakıyorum daha çok. Hı hı. Hani oradan belki dünyayı takip etmek daha kolay oluyor. Fakat şey değilim. Yani böyle hani şimdi takip etmek var. Oradan haberleri işte, hı hı, aynı gazete gibi, bizim eski alışkanlıklarımız gibi. Örneğin benim öğrencilik dönemlerimde Radikal vardı. Biz Radikal alırdık her gün ve oturup gazeteyi takip ederdik. Evet. Benim o alışkanlığım sürüyor. Yani neşriyat dediğimiz. Evet, yani benim şey değilim işte, hani oraya bir şey yazayım. Yani bazen böyle mahşetlik şeyler aklıma gelmiyor değil. Hı hı. Ama hani çok da yazmak istemiyorum. Çünkü o kendi girdabında boğulan, gerçekten sanatın yerini alan. Ben takip ediyorum bu arada. Tabii ki. Sosyal medyada çok aktif olan yönetmen, yazar, tiyatrocu ya da romancıların bir kısır döngüye girdiğini görüyorum. Orası çünkü bir ifade aracı oluyor ve bütün enerjisini orası alıyor. Maalesef. Oradan bir şeyler okumak sadece değil, aynı zamanda oraya bir şey üretmek seni çok, bizi çok böldüğünü düşünüyorum o yüzden. Çok çok doğru bir şekilde tanımladım bence de. Çünkü ben çok sosyal medyayı çok aktif kullanan biriyim ve bazen şeyi fark ediyorum, yani hayata dair sıkıntılarımın olduğu, daha derin sıkıntılarımın olduğu zamanlarda daha fazla giriyorum sosyal medyaya. Daha rahat zamanlarımda, daha işte hani çok fazla girmiyorum o zamanlar. Mesela diyorlar, abi neredesin, ne zamandır yazmıyorsun? İyiydim çünkü yani.
Muhtemelen. Yani bu bir şey gibi. Ben daha önce de uyuşturucu tanımı yapmıştım. Bir uyuşturucu gibi bence. Yani bağımlılık. Evet, sıkıntılarını ötelemek. Yani birisi çok yazıyorsa çok problemi olduğunu düşünüyorum zaten. Evet. O aralar çok problemi olduğunu düşünüyorum. Dönemsel, dönemsel. Evet, yani birisi ortadan kaybolduysa bu aralar işler iyi gidiyor, psikolojisi iyi. Ne bileyim, evlilik, şu bu ya da eşiyle, dostuyla iyi gidiyor diye düşünüyorum açıkçası. Ferit, şimdi genellikle çok böyle bir noktaya gelmiş yaptığı işte yönetmenler o mesleğe girenleri etkilerler işte. Bergman'dan etkilenmiştir mesela birçok yönetmen dünya üzerinde. Bergman filmlerinden kendileri yollarını bulurlar. Kendileri sinemalarını üretirler. Ben merak ediyorum senin gibi sinemayla bu kadar içli dışlı çok girmiş için kuramsal boyutuna da çok kafayı takmış biri olarak senin gerçekten etkilendiğin yönetmenler kimler? Ya çok fazla var. Ben kendimi bir sinefil olarak tanımlıyorum ama yani aslında benim nasıl sinemaya başladığımla ilgili. Yani ben sinemaya şöyle başladım. Üniversite ikinci sınıfta bir örgütlü bir yapının içerisindeydim ben. O dönem işte gelen öğrencileri örgütleme gibi bir çalışmamız vardı. Ve ben de bir fikir buldum. Dedim ki ben arkadaşları alayım. İkinci sınıftayım. Ben ilk birinci sınıftakileri alayım. Sinemaya götürelim. O dönem Beksav diye bir yer vardı. Şimdi var mı bilmiyorum. Böyle bir altında bir sinema vardı Kadıköy'de. Ben de Marmara'da okuyordum. Neyse en ucuz yer orası olduğu için aslında. Yani oraya gittik. Yani, en gidilebilir. Evet yani zaten paramız yoktu vesaire filan. Neyse ben topladım 40 kişiyi. Fakat şöyle bir tırnak içinde problem oldu. Oradaki makinist çocuk, adam kafasına göre film oynatıyor ve haftalık program çıkarıyormuş. Ve o, yani o ay, bütün ay boyunca sadece Tarkovski filmlerini oynatıyormuş. Ben daha önce hiç sinemaya gitmemiştim bu arada. Hayatında hiç sinemaya hiç gitmemiştim. Yok. Ne diyorsun ya? Evet. Ben aslında kendim için istiyordum sinemaya gitmeyi de böyle bir yolunu buldum falan. Kulbunu buldum. Neyse şey biz gittik tabii diğerleri çok sıkıldılar. Ben de görev birinciyle orada oturmak zorunda kaldım. Birinci gösterim, ikinci gösterim, üçüncü gösterim. Aynı filmi defalarca izledim ama ilk üçünde biraz acı dolu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü mesela aynayı yani Tarkovski'nin aynısını o kadar üstte seyredemezsiniz yani. Sonra, havale geçirirsin bir süre sonra. Ben tabii ki o çocukları örgütleyemedim. Yani çocuklar çıktılar zaten ama sinema beni örgütledi. Yani o yüzden ondan sonra ben... İlk hocam Tarkovski o zaman. Evet, ben dedim ki ben film üreteceğim. Hatta o dönem benim örgütlemeye çalıştığım kişiler arasında 2-3 tanesi şu anda bayağı bilinen yönetmenler yani arkadaşlarım. Tabii. Ne kadar güzel, ne kadar... İşte el vermek hikayesi değil mi? Evet. Ya bir insanın hayatına dokunu veriyorsun ve evet, oradan... Evet ama ya şey... Fitil ateşleniyor. Bir de gördüler hani ben... işte o dönem bir kursa gittim sonra kısa filmler çekmeye başladım falan üniversitede. Öyle başladı yani. Biraz bu gösterge bilim üzerine çalışmaların var senin. Çok kafa yormuşluğun var gösterge bilim üzerine sinemada, sanatta. Sen de kullanıyor musun? Kullanıyorum evet. Ben çok uzun yıllar yani yani sinemanın bir sadece işte pratik bir yani sanat dalı olmadığını bence teorik bir sanat dalı da olduğunu düşünüyordum. Fakat günün sonunda sinema gösterge bilimiyle edebiyattaki yani literatürdeki gösterge bilim farklıdır. Yani literatürde işte bir gösteren var. Örneğin şu bardak kelimesi, işte bardağın, kendi imgesiyle birlikte birleşip gösteren, gösterilen. Evet. Bir ortaya bir gösterge çıkar insan belleğinde. Sinema gösterge biliminde bu üçüsü aynı katmanadırlar. Yani gösteren de, gösterilen de, gösterge de. Bir kadın göstermek istersen bir kadın gösterirsin. Ya da bir bardak göstermek istersen bir bardak gösterirsin. Yani bu kadar da direktir. Fakat bunu dolaylama, bunu biraz da gizlemeyi biraz da o gösterge biliminden öğrendiğimi düşünüyorum. Yani zaten okul tıraşıydı hani sen evet. İzleyemedin. Hani okul tıraşı aslında bununla ilgili. Yani
küçük bir okulda geçiyor ama aslında minor olarak bir okuldan bahsedebiliriz ama majör olarak bir devletten ya da bir dünya sisteminden bahsediyoruz. Yani biraz da onu doğal bir şekilde kendiliğinden bir imgeyi bütün dünya düzlemine yaydığı için de biraz da bu kadar sevildiğini düşünüyorum. Ama zaten, kendinden olması önemli yani. Kendinden olması gerekiyor. Zaten hep şey derler ya işte iki insanın arasına sıkışmış bir şeydir. İki insanın arasında başlar faşizm aslında. Yani işte Sineklerin Tanrısı romanında da evet. bahsi geçen şey aslında işte iktidarın nasıl bozulan bir şey olduğu, bir anda iktidarı ele geçirmenin ne kadar korkunç bir vahşeti doğurabileceği çocuklar arasında dahi bunun olabileceğini gösteriyor. Evet, bizim hikaye aslında biraz da yani şöyle bir biraz da şeyi anlatırsam eğer biz ben bunu 2009'da ilk versiyonu yazmıştım. Sonra 2012'de Gülistan'la eşimle birlikte yazdık. 2014'te de yazdık, 2015'te de yazdık. Fakat 2015'ten sonra bozulan görece demokratik ortam ben 90'larda yatılı okul okumuştum ve evet. beni bir anda oraya götürdü. O korku atmosferi, her tarafta bombalar patlıyor. İşte Ankara'da, Suruç'ta, şurada, burada. Araplar ölüyor, Türkler ölüyor, Kürtler ölüyor bizim bölgemizde. Ve o korku atmosferi bende oluşmaya başladı. Biz bugün böyle bir yemek yaparken, biz Gülistan'la aslında biraz yalan üzerine konuşmaya başladık. Çünkü etrafımızda gördüğümüz herkes bariz bir şekilde bize yalan söylemeye başlamıştı. Yani çağın en büyük hastalığı. Evet. Esnaf söylüyor, ne bileyim akrabalarımız söylüyor, arkadaşlarımız söylüyor. Siyasiler söylüyor. onların işi ama. Yani onların işi yalan söylemek bu daha yakınlaşmış bir tehlike. Onu söylerse zaten problem oluşur. Ben yalanın baskıcı toplumlarda aslında bir direnç biçimi olduğunu düşünüyordum. Ve film onun üzerine aslında. Yani ve bunu önceleyen işte bir grup insanın işte öğretmen, öğrenci, hademe vesaire filan. Herkesin sırası geldiğinde polis ya da sırası geldiğinde suçlu olduğu bir polisiye yapmak istedim yatırı okulda ve bir günde geçecekti. Hı hı. Bunun üzerine başladık senaryo yazmaya. Soru neydi? Soruyu kaybettim. Bir yanda böyle bundan bahsederken. Aslında faşizm üzerine konuşuyorduk. Yani evet, iki şimdi Sineklerin Tanrısı daha çok biraz şeye yakın aslında. Yani bizimkinden farklı olarak Bernard Russell'ı takip ediyor musun? Yani okuyor musun? Çok bilmiyorum. Çok okuyorum. Yani Bernard Russell da... Benim en sevdiğim felsefeci diyebilirim yani kendisini. Ben de çok severim yani. Orada üç... Aslında bir iktidarın üç döneminden bahseder işte. Yalın devrim iktidarı devrimle gelir. Sonra geleneksel iktidar. İşleri biraz yoluna koymaya çalışıyor. Sonra yalın iktidar dediği aslında askeri iktidar. Ve sonra tekrar devrim iktidarı gelir. Yani bütün... Döngü bellidir. Bence insan ilişkilerinde de böyledir. Yani tanışırsınız, işte gelişir ve ondan sonra şiddetli bir hal almaya başlar ilişkiniz. Tahkümler başlar. Tahkümler başlar. Yani biraz da ben de öyle bakıyorum yani. O zaten biraz da hani... Antropolojiden de yola çıkarak bunu söylüyor. Ben aslında zaten iyi bir bence antropolog da aynı zamanda. Sineklerin Tanrısı tamamen onunla ilgili. Bizimki daha hem onu kapsıyor. Çünkü kendi akranları arasındaki ilişki de yani biraz böyle. Hem postkolonyal bakış açısını yansıtıyor. Hem korku toplumunda insanların neye evrildiğini de biraz anlatıyor. Böyle çok katmanlı aslında biraz. Ya burada sanatın ifade biçiminde sanatın alıcısı olanla ilgili çok güzel bir noktaya değindim biraz önce gösterge bilim açısından. Biraz ona dönmek istiyorum ben. Çünkü çok güzel bir şekilde tanımladın. Biz bir şeyi okuduğumuz zaman onun bize ne kadar ayrıntılı bir tanımı olursa olsun biz onu kendi kafamızda çiziyoruz aslında. Evet. Yani romancı bize onu örneğin Yaşar Kemal... İşte gül ağacına tırmanan karıncaları anlattığı zaman senin gül ağacın, senin karıncan, senin katarın var işin içinde. Evet. O ne kadar ayrıntılı anlatırsa anlatsın onu öyle düşünüyorsun. Kendin olarak düşünüyorsun. Fakat sinemada, özellikle sinemada yönetmenin kafasında bir dünya, bir imge ve anlatmak istediği, görüntüyle anlatmak istediği bir şey var. Ve orada yönetmen sana bunu sunuyor.
Yani benim görmek istediğim kadından örnek verirsek, kadın evet. Bu kadın, ben bu kadını görüyorum, sen de bu kadını görüyorsun. Artık ondan öteye senin belleğinin getirdiği göstergeler burada yönetmenin biraz şeyinde kalıyor, tekelinde kalıyor. Buradan da müthiş bir şey çıkıyor aslında sanatta, özellikle sinema sanatında yönetmenin tabii ki bütün ekibiyle birlikte bir kafanın içinden çıktığı için bu gösterge biriminde çok, göstergelerde çok böyle cömertçe davranabilmesini de getiriyor bir yandan da. Ya şimdi mesela katılıyorum bu tespite ve bu tespitin nedenini biraz kendimce daha önce değiştiğim zamanlar oldu. Yani hı-hı. Ben daha çok, hani daha önce de söylemiştim birkaç yerde, ben daha çok edebiyattan etkileniyorum. Evet. Çünkü okuduğunuz zaman aslında daha aktifsinizdir. İzlediğinizde daha pasifsinizdir. Tabii. Size verilen imgenin, görüntünün peşinde koşarsınız. Özellikle Amerikan sineması, yani Hollywood sinemasından, bütün Amerikan sinemasından bahsetmiyorum. Ya da Hollywood sinemasını kendisine işte yani işte navigatör gibi alan ve onun üzerine onu filmler yapan, evet, onu rehber eden filmler için bu geçerli. Bizim yaptığımız bağımsız filmler aslında biraz edebiyata yaklaşan filmler. Hı hı. Yani ben en azından onu yapmaya çalışıyorum. Yani daha izleyicinin aktif olduğu, daha kendi imgesini kurabileceği, tabii ki edebiyat kadar değil. Ama hani ona nasıl yaklaşabiliriz? Yani insanları daha az nasıl manipüle edebiliriz? Hı hı. Şimdi bağımsız sinema deyince insanların aklına şöyle bir şekilde, ki ben öyle olduğunu düşünmüyorum ama bir şekilde daha yavaş akan filmler gibi geliyor. Halbuki ben öyle düşünmüyorum. Yani bizim film hiç öyle değil. Yani 10 saniye bile tempo durmuyor. Sürekli kamera omuzda, sürekli sallanıyor ve çocukları takip ediyorsunuz. Ve bir sürü olay var. Ve buna rağmen aynı zamanda hani festivallerin eleştirmenlerinin ve seyircinin de beğendiği film. Tabii film ki. Olabiliyor. Ve böyle bu çok zor bir şeydir bu arada. Evet. Yani herkes tarafından beğenilmesi. Yani Türkiye'de var örnekleri. Atıyorum Bir Zamanlar Anadolu var yani. Tabii ki. Çok çok iyi filmdir bence. Yani sıkılmadan izleyebileceğin. Ahlat Ağacı var. Yine. Evet. Yani çok iyi örnekleri var gerçekten. Yani bu anlamda ben de kendi sinemamı biraz edebiyata yaklaştırmaya çalışıyorum. Yani eşim de zaten edebiyatçı. Ben de aslında yazar olarak başladım. Yani şöyle bir şey oldu. Ben sayısalcıyım. İşte ilk başta kitap yazmaya çalıştım. Hatta kitabı yarıladım. Sonra baktım ki ben Türkçe bilmiyormuşum. O yüzden Türkçe'de yazmaya çalışınca problem oluyor. Sonra dönüp Türkçe'yi öğrenirken sinemaya başlayıp öyle ilerledi. Çünkü ana dilin Türkçe değil, değil mi? Ana dilim Türkçe değil. Evet, zaten hani öğrenemedik yani o anlamda. Yani hani yazmayı öğrenemedik. Fakat sayısalcı olmak gerçekten bir yönetmen için çok pozitif bir şey olduğunu düşünüyor. İyi mühendis yönetmenler vardır. Evet. İyi doktor evet. Yönetmenler de vardır. Bilirim evet, yani. Kendimi. Sadece bir örnek vereyim. İşte şimdi bu sene Türkiye'de 3 tane büyük yani 3-4 tane büyük festival var işte. Hadi 5 tane diyelim, hani bütün festivalleri sayalım. Antalya, işte Ankara, Boğaziçi, Adana ve İstanbul. Evet. Biz 3 tanesine katıldık. En iyi kurguyu 3'ünden de aldık ve ben de kurgucuydum. Fakat şöyle bir denklem geliştirdik, tamam mı? Hı hı. Yani ben aslında biliyor musunuz Lorenz deneylerini bilmiyorum. Yok. Aslında birçok insan da bunu şey yapıyor. Yani zamanın genişlemesi kavramını kullanır. İkimiz aynı yaştayız. Ben ışık hızıyla uzaya gidiyorum. Ben orada 5... Şimdi biliyorum. Evet, 5 yıl yaşandı. İkizler deneyi. Evet, siz burada 65 yaşında oluyorsunuz falan. Ben kesmeler yapıp, yani kesmeler yaparak nasıl zamanı genişletebileceğimi Keşfettim. Ve bir de benim artık bir usulüm var. Benim ikinci, üçüncü filmim. Aha. Artık bir hem yönetmen olarak hem yazar olarak. Yani bir film izlediğiniz zaman bunu Feri çekmiş diye biliyorsunuz.
İmzası var yani yönetmenin. Evet hani ama hem kameranın çok sallanmasından, evet, hem diyaloglardan, hem konuya yaklaşım biçiminden falan. Yani o yüzden hani bu tür şeylerin, yani işte yani Lorenz denklemleri ve benzeri şeylerin çok faydasını görüyorum. Yani örneğin ben oyuncuyla prova yapmayı sevmeyen bir yönetmenim. Ben prova yapmıyorum. Sete kadar. Önceki asla prova yapmam. Çocuklara da prova yapmam. Ha. Evet. Yani çünkü ben onu mekanikleştireceğini düşünüyorum. Öncesinde. Doğallığını öldüreceğini. Büyüsünü bozacağını düşünüyorum. Fakat bütün her şeyi filmden önce masa başına tasarlıyorum. Kamerayı nereye koyacağım, nereye hareket edecek. Dekupaj işte dediğimiz bizim. Evet, dekupaj ama hani dekupajı gibi de çekmiyorum. Aslında bütün sahneyi sürekli çekiyorum. Ha. Ve çok fazla çekiyorum. Yani bu da Kubrick gibi oldu o zaman. Evet, yani çok fazla plan çekiyorum. Onun her birisinin 10-15 tane tekrarı olduğu zaman, yani bir sahnede 30 tane plan oluyor. 10 tane tekrar olduğu zaman 300 tane plan oluyor. Bu büyük bir zaman alıyor. Tabii eskisi gibi artık tabii seyircilerimiz hani konuya uzak olanlar için bir küçük açıklama getirmek iktiza etti. Şimdi eskiden makaralı filmler vardı ve o filmler gayet pahalı şeylerdi. Onları almak, onları basmak, montajlamak falan filan. Şimdi artık dijital dünyaya geçtiğimiz için yönetmenler rahatlıkla böyle 300 plan çekebiliyorlar. Çünkü dijital dünyada bir çipin içerisinde bir hard diske yüklenmiş görüntü artık elinizde. Evet, tabii yine prodüksiyon maliyeti olarak yüksek ama hani film gibi işkence değil gerçekten. Yani siz o dönemleri bilirsiniz. Yani ben de birkaç şey çekmiştim. Bir, evet. Yani birkaç reklam çektim film ama yani böyle acaba yanmadan çıkacak mı? Bir de o var. Yani asistanlar zaten laboratuvarın önünde böyle gerçekten stresle bekliyorlardı. Çizilmiş mi, tozlanmış mı? Ya. Yani çok meşakkatli bir işte. Bir sürü problemi var. Sanıyorum, burada rahat rahat çekiyorsunuz. Şeyde aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeniydi galiba ya da Muhsin Bey. Çok net hatırlayamıyorum. Şeyi hatırlıyorum. Metre sayıyorlardı. Öyle öyle. 5 metre kaldı, 4 metre kaldı. Evet. Çünkü film sürekli akıyor ve dönüyor. O çok meşakkatli bir işti. Çok. Ama artık sinema o kadar meşakkatli olmaktan uzaklaştı. Her şey pratikleşti. Şu an İnsanlar cep telefonlarındaki kameralar yardımıyla film çekmeye başladılar. Bu bir yandan da inanılmaz bir özgürlük ortamı yaratmaya başladı. Çünkü eskiden birinin yönetmen olabilmesi, o filmlere ulaşabilmesi falan çok zor. İnanılmaz bir hiyerarşi. Yani gireceksin, çıkacaksın. Tabii. Mezuniyetler ya da orada pişmek gerekiyor, alaylı olacaksın falan. İnanılmaz bir süreci vardı işin. Fakat şimdi artık abi benim bir projem var, elimizde de bir tane kamera var deyip bu bence işin büyüsünden asla uzaklaşmadan daha da ilginç bir şekilde herkesin sesini duyurabileceği kesinlikle geniş bir ortam açtı. Zaman artık herkes için bu anlamda kolaylaştı. Yani yani daha muhafazakar bir bakış açısı, bu kadar imgenin, görüntünün bizim yaşamımızı işgal etmesi anlamında bunu problemli bulabilir. İşte bir herkes Instagram'da, TikTok'ta, YouTube'da, şurada burada bir sürü şey çekebilir. Hı hı. Ama hiçbirisi film olmuyor. Film olması için belli bir tutarlı bir bakış açısının, bir derdin, bir bezelin, bir senaryo olması lazım. Elbette. Yani hikaye anlatıcılığı aslında bizim yaptığımız şey hikaye anlatmak. Tabii ve bence ölmeyen şey budur. Yoksa hatta Benjamin'in bir tane makalesi vardır. Bilirsiniz muhtemelen. Yani tam böyle hatırlamasam da teknolojinin işte imkanlarıyla yeniden üretilen sanatla ilgili iyi bir makalesi vardı. Yani tam da bundan bahsediyor aslında. Yani teknoloji gelişir, o daha çok resim ve kamera ilişkisi kurar. Hani işte ne bileyim 17. ya da 18. yüzyıldaki ressamların eserleriyle kamerada üretilen, biraz teknolojinin yardımıyla yeniden üretilen imgelerin aslında değerli olduğunu söyler. Hı hı. Bu anlamda ben de hani cep telefonuyla ya da başka bir üretim aracıyla çekilen şeyin daha zayıf olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Yani anlatı hikayesinin temelinde yatan şey anlatmak. Sanatta ben de mesela sahne üzerinde hikaye anlatıcılığı yapıyorum. Yani evet, bir hikaye sanatımı yapıyorum. Oyunculuk çok fazla değişmiyor aslına bakılırsa. Yani teknikler değişiyor, işte sinemanın
teknolojisi değişiyor ama oyunculuk gene aynı. Değişen bir şey yok. Sonuçta o hikayeyi anlatır. Anlatan eleman benim. Benim üzerinden anlatıyor. Yazar, senarist ya da işte evet oyun yazarı. Benim üzerimden anlatıyor. Anlatmak istediği evet. hikayeyi. Ben söylüyorum onun hikayesini. Bizde çok fazla değişen bir şey yok. Belki zamanla oyunculuklar biraz daha minimal oluyor. Daha minimalize oluyor oyunculuklar. Daha doğallaşıyor. Ya da mesela bazen şeyi özlüyoruz. Eskinin aktörlüklerini, eskinin abartılı aktörlüklerini özlüyoruz bazen. Çünkü ben son zamanlarda bunu çok net görüyorum oyunculukta. Dünyada da böyle. Türkiye'de de son zamanlarda çok artık moda oldu. İlginç bir şekilde küçük oynama şeyi var, eğilimi var oyuncularda. Oynamamayı. Ya da oynamama, ya oynamıyor gibi olma durumu falan. Ama mesela aktör özlüyorsun bu sefer de. Arkadaş tamam da yani, aktör? Hani aktörün çizgisi nerede? Herkes repliğini söylüyor. İşte olması gereken, hani ben buyum. Biraz böyle Amerikan sinemasında Michael Douglas'a denk düşen hani... Çok rol yapmadan repliğini söyleme dediğimiz hikayeler işte Bruce Willis'lerin yaptığı ya da tek bir tarz üzerinden anlatılan bir şeye doğru evriliyor. Evet haklısınız. Fakat normal yaşamda insanlar çok daha abartılıdır. Tabii onu diyorum. Evet. Sinemada küçüldü yani, her şey. Yani o tamam hani o büyük büyük oynama falan ama mesela birini gözlemleyin hareketlerini. İşte sokaktan geçen arkadaşına bir şeyler anlatan çok abart. Çünkü o bütün ilgiyi kendi üzerine çekmek ister. Ekranda ya da ne bileyim televizyon ekranında büyük büyük olunca insanı rahatsız ediyor ama onun bir dozu var bence. Yani aynı zamanda oyuncu oynatıp bir karakter... Biraz da bizdeki sorun bence, yani bizim ülkemizdeki sorun... iyi oyuncular, çok iyi aktörler ve aktrisler olmasına rağmen... metinlerin iyi olmaması bence. Yani vallahi sana çok teşekkür ederim. Yani yıllardan beri dile getirdim. Yani o kadar iyi oyuncular var elimizde. Bu kadar zayıf metinler var. Çünkü okumayan bir toplumuz. O yüzden de yazmakta. İzlediğiniz zaman göreceksiniz okul tıraşını. Cansu arkadaşınız olduğu evet. için hani Cansu'ya bir örnek vereceğim. Cansu'nun karakteri benim kafamda netti. Hı hı. Fakat bir şekilde oynadığında, ben prova da yapmamıştım, yapmıyordum zaten. Oynadığında bana çok keskin gelmeye başladı. Köşeli. Çok köşeli gelmeye başladı. Yani söylüyor vesaire filan ama böyle bir şey istemiyordum. Hı hı. Ve orada, ya Cansu olmuyor dedim ya. Yani bir şey bulalım. Yani diğerleri tamam oturdu da sen daha oturmadın. Yani oturtmak lazım bunu. Yani sürekli işte mesela sana işte ikinci dediğinde, ya hocam acaba biz bu... Yani biz bu kızakla götürsek mi çocuğu hastaneye vesaire filan? Sen aslında olmuyormuş gibi yapıp reddet. Yani şöyle, yani tam hocam götürelim falan da ama şimdi yolda çok uzun değil mi ya? Yani gibi. Yani şimdi bir daha yumuşatıp. Şimdi o olunca doğallaştırıp daha da herif oynuyor da aynı zamanda. Tabii. Ve bir anda başka bir şey. Performansı yükseldi tamam işte mı? İşte iyi yönetmen de böyle bir şey. Ya oyuncuya bırakmaz yani iyi yönetmen. Yani bir anda yükselmeye başladı. Ben İyi oyuncu da yönetmeni dinler. Çok keyif aldım tamam mı? O da keyif aldı. Mesela diyor ki yani hocam şimdi acaba yolu temizlesek mi? Yani araba yani orada kalmış çocuğu götürecekler. Yani hocam götürelim de yani şimdi nasıl götürelim yani? Bir de şimdi... Hocam bunun altı buzdur direkt değil mi ya? Direkt yani, olmaz da demiyor da evet, işte onu yani ona getirmeye böyle, çalışıyor. Böyle sürekli böyle sekter olur. Yani böyle sürekli böyle negatifler olur ya bizim yaşamımızda. Yani aslında hayır demez ama her şey hayırdır onun. Yani böyle bir karakter istedik. Tam memur biraz tipi işte. Biraz böyle yollar bulmak gerekiyor. Yani şey yaparken ben oyuncuyla çok iyi bağ kuran bir yönetmenim. Hı hı. Bir de bizdeki metinlerin temel sorunu, senaryoların temel sorunu aslında birçok insanın bilmediği, senaryo yazarken bilmediği şey bizim daha çok senaryoları yazan yönetmenlerimiz olduğu için evet. ben de kendim yazıyorum. Biz senaryoları kendimize yazıyoruz. Bu yanlış bir şey. Senaryolar oyunculara yazılan şeylerdir. Ben zaten biliyorum. Yani tamamen oyuncuya yazarsınız. Oyuncu çünkü yani oranın şeyidir. Yani sizin söylemek istediğinizi
aslında bir traplen. Yani evet, sizin söylemek istediğinizi aktaran bir... Aynen öyle. Anlatıcı işte. Bir plastik malzeme. Tabii ki. Yani biraz da ben öyle bakıyorum. Yani eğer siz senaryolarınızı oyuncuya göre yazarsanız metin bir anda değişiyor. Benim geçmişteki problemim buydu. Benim evet hani işte ilk filmimde işte Altın Portakal aldı. İkinci filmde aldı. Artık alır mıyım bilmiyorum. Yani arkadaşlar artık gelme diyorlar. Niye canım? Allah Allah. Ya ne bileyim. Hiç öyle şey yokmuş. Fakat şey ama hani ilk filmdeki problemim buydu. Ben senaryoyu kendime yazmıştım. İkinci filmde bu kadar, dünyada bu kadar ses getirmesini temsil edilen bir tanesi bence oyuncu yönetimidir. Çünkü 500 tane çocuk var. Yani okul tıraşında görüyorum, kalabalık bir okul 500 yani. 500 tane çocuk var. Yani benim işte eşim, işte bizim yapımcım, ortak yapımcılarım, ne bileyim hani böyle bütün etrafındaki insanlar benim çocuk yönetmede biraz vahir olduğumu düşünüyorlardı. İlk filmde de kaynaklı. Tamam belki... Çocukları iyi yönetiyorum. Yani ben de o dünyanın bir parçası olduğum için. Fakat bir iki tane olduğu zaman iyi yönetiyorsunuz. 500 tane olunca ölüm gibi bir şey. Yani. Genellikle reji asistanları ilgilenir onlarla. Ellerindeki şeyleriyle, dosyalarıyla birlikte koşturup oradan geçiyor, buradan şöyle, geçiyor. Şöyle bir şey var. Yani sen de bilirsin. İstanbul'dan bu İç Anadolu olur, bizim bölge olur. Bölgeye giden insanlar genelde... Ay canım, ay cicim, ay şöyle falan gibi yaklaştıkları zaman bizimkiler bunları manipüle ediyor, tamam mı? Yani sürekli bunlarla oynamaya başlıyorlar. Yani yalan söylüyorlar, gülüyorlar, ağlıyorlar. Çocukların hepsi böyle. Çok zekiler bir kere. Ben onu yemiyordum. Yani ben onlardan, ben de 6 sene yatılı okudum. O yüzden... Bildiğim bir dünya. Çok iyi, çok iyi bildiğim bir dünya. Bir de çok mesafeli durmaya başladım. Yani... mesela işte Cansu'ya nasıl davranıyorsam aslında çocuk oyuncuları da öyle davranmaya başladım. Çok mesafeli işte hiç gülmüyordum. Böyle hiç böyle kızmıyordum da çok fazla. Ama hani belli bir yani belli bir tonda yani onlara söylemek istediğimi söylüyordum. Onlar belli zaman korkmaya sonra kızmaya başladılar ama ilk haftanın sonunda ya biz bir ciddi bir iş yapıyoruz. Biraz da korkuyorlardı. Yani ben hiç gülmeyince böyle işte hoca geldi herkes böyle etrafında böyle ayağa kalkınca onlar da başka bir şey zannetti. Bu hocaların hocası galiba diye düşündüler. O yüzden bayağı bir işime yaradı yani. O kurmuş olduğun mesela yeni bir şey de öğrenmiş oldun anladığım kadarıyla değil mi? Ya öyledir zaten. Yani şimdi edebiyatta tek başınıza işte üretirsiniz. Yani oturursunuz yazarsınız ve ortaya çıkarırsınız. Fakat şeydeyken yani setteyken bir yol, birlikte bir yol bulmanız lazım ekip arkadaşlarınızla. Yani sizin sadece iyi bir yönetmen olmanız işi kurtarmıyor. Tabii. Ekibin iyi olması lazım. Sadece şu filmi en başından kötü yapar. Eğer kastı yanlış yapmışsanız. Evet. Yanlış oyuncu berbat bir şey. Yanlış oyuncu seçmişseniz o filmde bir şey çıkmaz abi. Çok 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 haklısın. Dünyanın en iyi yönetmeni bile olsanız. Yapamazsınız. Çünkü anlatacak olandır önemli olan. Senin hikayeni evet, orada söyleyecek olandır. Yani benim ilk filmde çok kötü bir senaryom vardı. Ama iyi oyuncu tercihleri yapmıştım. Ben genelde iyi oyuncu tercihleri yaparım. Ve bir şekilde 1,5-2 sene kurguda kalıp iyi bir ortalama bir film çıkarabildim. Yani. Valla bizim meslekte derler yani iyi bir işin %60'ı iyi bir kasttır. Yani iyi bir kast... Öyledir. Yani aynen, tiyatroda bir bütün olarak zaten tabii öyledir. Yani metinle birlikte ama... Sinemada da öyledir aslında. Yani hiç farkı yoktur yani. Peki Ferit bir şey öğrenmek istiyorum. Ay ne kadar çok konuştum ben. Ay ne güzel konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Olayımız bu zaten yani. Sen kendini neyle dolduruyorsun? Yani sanatsal anlamda mesela ne izliyorsun, ne okuyorsun? Hani isim isim değil hani şu tarz filmleri seviyorum, bu tarz romanları okuyorum. Çünkü bir yandan da yazabilmek için böylesine senaryoları... Hem kendi geçmişiyle insanın bir şeyin buluşması gerekiyor. Sanatta bir romanın mesela kendi geçmişiyle buluşması gerekiyor. Ya da o hikayenin kendi geçmişiyle buluşması gerekiyor. Sen neler yapıyorsun bu konuyla ilgili? Neyle dolduruyorsun kendini? Ya birincisi ben biraz da bu tür sanatsal üretimlerin çocukluktan geldiğini düşünüyorum. Yani doğuştan değil bence. O çok net. Yani bütün sanat çocuklukta çok ilgilidir. Evet şimdi... Şimdi çocukken ben kekemeydim. Yani hiç konuşamıyordum yani. Ta üniversite 1'e kadar.
o beni daha içine kapanık bir çocuk yaptı. Ve daha kendi dünyasına, işte ben mesela oyunlar kuruyordum vesaire filan. Galiba yönetmenim oradan gelir. Hı hı. Kekemeliğimden gelir. Yani sonradan kekemeliği açtım artık. Görüyoruz. Gördünüz bir süre. Buna da gurur duyuyorum bu arada. Ya olmaz mı? Çok yani, zor bir şeydir. Kesinlikle. Çok yani, zor bir şeydir. Böyle gurur duyduğum nadir şeylerden bir tanesi budur yani. Yani o biraz çocuklukla ilgili fakat diğer şeyleri izlemek size biraz fikir verse de aslında kendi dünyanızı anlatıyorsunuz. Ondan zaten bahsediyorum. Evet. Yani onlar sadece yani bir kendisi, aracı. Evet. Yani ya ben Amerikan filmleri dışında, yani Hollywood filmleri dışında genelde beğenirim. Yani genelde işte ülke sinemasını beğenirim. Yani Hollywood filmleri bana inanılmaz sıkıcı geliyor. Hı hı. Bence filmlerin öngörülemez olması lazım ya da kitapların. Yani bir sonraki planını, sahneyi, mimiği vesaire filan tahmin etmemeli. Beni alıp götürmeli. Aa. Ben bir filmin iyi olup olmadığını herhalde 30 saniyede falan anlarım. Filme başladığım zaman. Bellidir zaten. Buradan iyi bir şey çıkar mı çıkmaz tabii, mı? Tabii tabii öyledir. Kesinlikle öyledir. Yani benim filmim de öyledir. İnsanlar başlar başlamaz atmosfere girer. Yani başlar başlamaz bir tane koridor, bir sürü çıplak çocuk, 55-60 tane çıplak çocuk var ve aynı bir işte Auschwitz'teki bir kampa benzer. Yani çocuklar içeri girer ve tek bir plan var. Ta bütün meseleyi anlarsınız yani. İlk 30 saniyedir. Yani bunun dışında gerçekten mesela Amerikan filmlerinde öyle değildir. Amerikan filmlerinde böyle işte bizim çok basit kompozisyon dediğimiz işte giriş gelişme sonuç. Onu da ikiye bölüp işte six plot dedikleri bir senaryo biçimleri var. En başından beri anlıyorsunuz tamam mı? Yani o kadar birbirinin aynısı ki artık artık çok sıkıcılaşmaya başlamıştır. Yani yeni bir biçim, yeni bir dil, yeni bir arayış söz konusu değildir. Bu yüzden beni çok sıkıyor. Ama ben de Gürcistan'da biz çok edebiyat tutkunuyuzdur. Hı hı. Yani biz gece gündüz okuyoruz. Ne güzel. Dönem dönem favori yazarlarımız oluyor. İşte ne bileyim. İşte Thomas Mann'dan tut da Russell'a, Hertham Miller'den tut da genellikle Yaşar Kemal'e. Geçmiş yüzyılın... Yok yeniler de. Yeniler çok, de var evet, mı? Evet çok beğeniriz yani. Mesela Hertham Miller hala yazıyor yani o yüzden şey hani yeni olduğu için bizim için. Mesela Türkiye'de şey çok yeni genç yazarlar çok iyiler. Hani mesela bir sürü isim var. Ben bir sürekli herhalde bizim bölgede, bizim oturduğumuz bölgede biz biraz uzak oturuyoruz. Kargolar sürekli bize kitap taşıyor. Yeni genç yazarların sürekli kitaplarını alıp okumaya çalışıyoruz. Ben daha çok edebiyat ve felsefeden beslendiğimi söyleyebilirim. Onu ne kadar güzel, ne kadar güzel anlattın ya. Peki sen yazıyorsun, şimdi ne yazıyorsun? Mesela nasıl, yine bir kelime üzerinden mi gidiyoruz, yine bir problem üzerinden mi gidiyoruz bir sinema filmini anlatırken? Mesela yalan demiştin, işte okul tıraşının çıkışı yalan, yalanın başka bir tanımı. Hiç mesela ben böyle bir tanım duymamıştım yalanla ilgili, bu baskıcı düzenlerde insanın... Yani yalanın direniş biçimine dönüşmesi. Ya bir direnişe dönüşmesi hikayesi çok ilginç geldi bana tanım olarak. Acaba şimdi yine böyle bir şey üzerinden mi gideceksin yeni yapacağın filmde? Ya da hazırlıklar ne aşamada? Ya şimdi arkadaşlarımın aksine ben daha rahat film üretmeye başladım. Yani bağımsız bir filmci olarak. Ben bir film yapmak istersem o filmi yaparım. Yani öyle bir rahatlığım var artık. Şahane. Hem dünyada da çünkü film böyle... Okul tıraşı böyle 70 tane ülkeye satılınca, şimdi işte Meksika'da vizyona girdi, Yunanistan'da vizyona girdi. Bu 18 Mart'ta da vizyonda bu arada. Yani izleyin. Evet. Yani şimdi böyle çok böyle dünyada da işte 120'nin üstünde festivale de gidince, gittiği festivallerin neredeyse yarışmalı bölümlerin hepsinden yani ödül alınca. İnanılmaz bir başarı. O yüzden böyle yapımcılar, ortak yapımcılar, fonlar vesaire filan. Kapımı çalıyorlar. Zaten çok da zorlanmadım okul tıraşını yaparken. Yani hiç ekonomik olarak zorlandım mı söyleyemem. Yani arkadaşlarım biraz zorlanıyor ama ben hiç şey yapmadım. Zorlanmadım. Tamam. İlk filmde çok zorlandım ama bunda değilim yani. Çok rahat üretiyorum. Çok rahat üretebilirim. Yani ekonomik anlamda.
Fakat şimdi bir distopya yapıyorum. Distopya? Evet. Aha. Bakalım neye benzeyecek bilmiyorum. Hala yazılma aşamasındayım. Hı hı. Distopik bir dünya mı anlatacaksın? Yoksa insanların yani kendi içinde bulundukları distopyadan mı girdikleri? Yok, aslında şöyle olacak. Aslında şimdiki Türkiye'yi anlatıyorum da ben size... Zaten o distopya. Size distopya geliyor. Yani evet, evet. Biraz da... O zaten distopya. O zaten bir şey yapmama gerek yok. Yani o yüzden... O yüzden tamamen böyle bir dünya. Doğru doğru. Şu an anlarsa zaten evet. İşte al sana distopya. Yine böyle bir... Şimdi filmden sonra söylerim artık cümlesini. Yine böyle işte yalanına benzer bir cümleden yola çıkarak... Ferit, genellikle bağımsız sinemanın filmlerine seyirciler kolay ulaşamazlar. Ama artık günümüzde çok fazla uygulamayla, çok fazla platformla ulaşabiliyorlar filmlere. Senin filmlerini izlemek için insanlar sinemada kaçırmışlarsa filmlerini nerede izleyebilirler? Şimdi biz çok geniş bir... yani şimdi 18 Mart'ta vizyona gireceğiz... Zaten Türkiye'nin belli başlı festivallerinde dolaştı. Yani insanlar izliyorlar. Sonra muhtemelen işte bir platformda da yani izleyebilirler. Yani çok... Bu senin üçüncü filmin değil mi? Okulda bu benim aslında benim ikinci film. Ha, ikinci film. Ama üçüncü film gibi geçiyor. Şöyle bir durum var. Biz bir dönem ilk filmde çok zorlanmıştım ekonomik olarak. Hı-hı. İkinci filmde dedik ki ya bir tane televizyon filmi yapalım. Eşim hamileydi ve paraya ihtiyacımız vardı. Biz tuttuk bir tane televizyon filmi yaptık. O da çok politik bir film falan. 9 günde çektiğimiz böyle 120 sayfalık bir senaryoyu 9 günde çektiğimiz bir filmden bahsediyorum. Sonra işte hemen bitirdik zaten kurgusunu da hemen hızlıca yaptık. Verdik işte televizyona. Televizyon dedi ki ya bu televizyon filmi de bu sinema filmi yapmışsınız. Acaba size biraz daha fazla para versek sinemaya koysak olur mu dediler. Aa ne güzel. Ben de tamam dedim. Ne güzel. Ve o yazın rekorunu kırdı izlenme rekorlarını falan. Eski yayın adeti bir proje. Sonra o televizyon kanalı da oradan para kazandı. Vizyondan para kazandı. Ne güzel. Döndü sürekli gösteriyor artık şeyde. İşte reyting son 7 yılın işte reytinglerini falan kırdı. Oh. Falan böyle. Ne güzel. O benim ikinci filmim oluyor. Ama aslında televizyon filmiydi. Bu benim üçüncü filmim işte. Okul tıraşı sevgili seyirciler dünyada gösterildiği bütün ülkelerde gerçekten çok ses getiren bir film oldu okul tıraşı. Ben sadece fragmanını izleyebildim ama hani hem oyuncularını hem yönetmenini bildiğim için filmle ilgili çok güzel yorumlar alıyoruz dünyanın her yerinden. Aynı zamanda ülkemizin de bir gururu bu. Ülkemiz sinemasının da bir gururu. Bugünkü konuğum Ferit Karahan'dı ve onunla bağımsız sinema üzerine konuştuk. Onun zorlukları, kolaylıkları, hikaye anlatıcılığı üzerine konuştuk. Ferit çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Katıldığın için. Çok sağ ol. Hepinize iyi pazarlar. Umarım siz de en az benim kadar keyif almışsınızdır bu sohbetten. Filmi kaçırmayın. Sevgiler.